Efendim, Kıbrıs Artı'nın ikinci bölümünden herkese selamlar, sevgiler ve saygılar diliyoruz. 1571'den 1921'e kadar olan Kıbrıs sorununun bütün detaylarını incelediğimiz yaklaşık 450 yıllık bir periyodun dün yapmış olduğumuz programında 1571 ile 1958 aralığını incelemiştik. Bugün 1958 ile 1975 aralığını incelemeyi ve irdelemeyi planlıyoruz. Dünü çok kısaca hatırlatmak istiyorum. Dün 1571 yılında Osmanlı'nın fethini ele almıştık. Ardından İngiliz dönemini incelemiştik. İngiliz döneminde yaşanan olayları inceleme fırsatı bulmuştuk bir miktar. O dönemin isyanlarını konuşmuştuk. Kıbrıs Türk siyasetiyle alakalı olan kısımlarını konuşmuştuk. Yeni partileşme süreçlerini konuşmuştuk. Daha sonra EYOKA'nın kuruluşunu konuşmuştuk. Kıbrıs politikalarını ele almıştık. Kıbrıs Türk kalacaktan tutup ya Taksim ya ölüm noktasına varan siyasal konuları ele almıştık. Ardından Kıbrıs Türkleri için son derece önemli olan TMT'nin kuruluşu dönemini incelemiştik. Bugün 1959'da kaldık ve oradan devam ediyoruz. 1959'a gelinen aşamada Zürih ve Londra anlaşmaları var sırada. Hocam, siz de hoş geldiniz, ben de hoş geldim programa. Program çok enteresandır. Aslında sunucumuz yok, iki konuklu. Evet. Ve konukların birbiriyle kurguladığı bir program halinde götürüyoruz. Yıl 1959, 1959 nasıl başladı? Zürih ve Londra anlaşmalarına nasıl geçildi? Evet. Nasıl geçtik? Bir cumhuriyetin doğuşu nasıl oldu? Dilerseniz böyle kısa bir özet halinde. Bir özetle gidelim. Evet. Alalım. Şimdi 1958 Aralık'ta yine BM Genel Kurulu'na götürdü Yunanistan Kıbrıs sorununu ve her zaman olduğu gibi yine kaybetti. Oylamada kaybetti. Yunan Dışişleri Bakanı Averof büyük bir sinirle Genel Kurul salonundan çıktığını ve öfkeli dururken şöyle koridorda karşıdan Türkiye Dışişleri Bakanı Zorlu'nun gülümseyerek gene doğru geldiğini anlatıyor hatıralarında. Ve hatta benimle alay edecek, acaba fiziksel bir kavgaya gireceğim mi diye düşünmekteyken Fatih Üçlü Zorlu'nun yanına gelip elini omuzuna koyup sevgili dostum çok iyi savunuyorsun tezini ama gördüğün gibi yine kaybettin. Anlamamız lazım ki bu sorun bu ortamlarda çözülmeyecek. Gel biz ikimiz görüşelim. Baş başa. Baş başa görüşelim. BM'nin kafesinde o meşhur buluşma gerçekleşti. Averof bunu hayretle karşıladığını, Türkiye'nin bu tavrını, Fatih Üçlü Zorlu Allah rahmet eylesin bu manevrasını ve BM'nin kafesinde ertesi gün oturup konuşuyorlar. Fatih Üçlü Zorlu'nun teklifi ne size bağlansın ne bize bağlansın, gelin bir bağımsız devlet kuralım, federasyon kuralım şeklinde bir tekliftir. Ve Averof'ta Yunanistan için bir sorun yok ama biz bunu Kıbrıs Rumlara katliyen kabul ettiremeyiz. Hala kabul etmiyorlar. O bakımdan adını öyle koymayalım. Düzenlemede fonksiyonel bir federasyon haline gelsem adı Kıbrıs Federasyonu olmasın diye cevap verdiğini söylüyor. Zaten dün konuştuk, Macmillan planında da artık İngiltere Türkiye ile beraber Kıbrıs'ı yönetmeye planının fiiliyete koyduğunu bir yurtdışını açıklamıştı. Kıbrıs durumlarda kıvranmaktaydı, ne yapacaklar diye. Makarios o noktadan itibaren zaten bağımsızlık fikrini sindirdi. Arkasından Ocak 1959'da önce Paris'te NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Averof'la Zorlu rahmetli görüştüler ve Kıbrıs hakkındaki yeni önerilerini, iki devletin beraber önerisini Zürih'te Şubat 59 11 Şubat. Zürih'te oturup ortaya koydular. Sonra da Kıbrıs tarafları ve İngiltere'yi de masaya davet edip 5+1 bir yok henüz. Henüz bir yok. 5. Evet. 5. 5+1. 4+1 var. Evet. O zaman 4+1 var. Evet. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere
Londra'da Lancaster House'da bir hafta sonra, Zürich'ten bir hafta sonra bir ortak toplantı düzenlediler ve bir takım alengili işlerden sonra 19 Şubat 1959 günü bütün taraflar imzaladı ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş, ittifak ve garanti. Garanti anlaşması o şekilde ortaya çıktı. Şubat 1959 Londra Lancaster House'da. Aynen. O dönemde imzalanmış 3 tane anlaşma var. Evet. Bunlardan bir tanesi işte Zürih-Londra anlaşması dediğimiz. Kuruluş evet. anlaşması aslında. Bir tanesi garanti anlaşması, bir evet. tanesi de ittifak anlaşması. Evet. İttifak anlaşmasına İngiltere taraf değil. Evet. Orada sadece Türk ve Yunan imzaları var. Geriye kalan bütün anlaşmalara İngiltere taraf. Evet. İngiltere üslerini alıp çekiliyor tabii evet. ki. Evet. Şeyden İngiltere'nin üsleri de yasallaşmış oluyor bu anlaşmayla. Ardından o anlaşmanın gereği yaklaşık olarak bir yıllık bir geçiş dönemi evet. isteniyor. Zira anayasanın tamamlanmamış bölümleri var. Evet. Yine bu noktada komiteler kuruluyor. O anayasanın tamamlanmamış artık yani daha az önemli olan kısımlarını da Kıbrıs'ta bir şekilde tamamlıyorlar. Ve iş Cumhuriyet'in ilanına gelecek. Evet. Ve fakat Kıbrıslı Türkler Rin ve Kıbrıslı Rumların şu anda biz konuşurken televizyonda aynı zamanda ekranlarda 1959'da bu anlaşma imzalandıktan sonra iki liderin adaya geldikten sonra onların karşılama törenleri de oynuyordu. Evet. Arkadaşlar yeniden yansıtabilir. Bunun arkasında işte o törenlerde bir de konuşma yapılıyor. Evet. Doktor Küçük süreci özetleyen elimizde sadece bu kadarı var. 45 saniyesi var yanılmıyorsam veya 37 saniye gibi bir çok kısa bir süre var. Yönetmeninizden rica edelim. Onu da verirse sesli bir şekilde onu da izleyelim ve Cumhuriyeti ilan edelim. Evet. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ilan edelim sonra. Evet. Öteden beri sözümüz dinlenmez, sesimiz işitilmez, feryatlarımız nakes bulmazken 19 Şubat'tan itibaren Kıbrıs'da tam bir cemaat olarak meydana çıkıyoruz. Eşit hak, müsaadi yaşayış, efendi olarak bundan böyle bu adada kendi kendimizi idare edeceğiz. Elimizde sadece bu kadar bir bölüm var ama Kıbrıslı Türklerin kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yaşadıkları bunca sıkıntıdan sonra eşit haklara sahip bir cemaat olarak adada var olmanın bir teminatı olarak üstelik bu adada var olmayı ve bu cumhuriyeti de garanti edecek güvendikleri bir ana vatanın varlığıyla oldukça sevinçliydiler. Zaten bütün karşılama törenlerinden de bunları görebiliriz. 1960 yılına geçelim. 1960 yılında Ali ile o öngörülen süre içerisinde Cumhuriyet'in ilanı gerçekleşiyor evet. ve aynı zamanda yine bir imza da Lefkoşa'da atılıyor. Evet. Evet. Bu arada 1959 ile 1960 yılları arasında bu iki dönem arasında aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı muavini de belli oluyor. Evet. Rumların Cumhurbaşkanı, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, çünkü anlaşma gereği seyircilerimiz biliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşması gereği Cumhurbaşkanı sürekli bir şekilde Rumlardan, evet. yardımcısı da geniş yetkilerle donatılmış bir şekilde Türklerden olacaktı. Evet. İşte o seçim yapılıyor ve Makarios Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oluyor. Evet. Yardımcısı da Doktor Küçük oluyor. Evet. Daha en başından aslında laiklik vurgusu çok yapılır ya. Bugün özellikle günümüzde laiklik vurgusu da çok önemlidir. Daha en başından aslında Kıbrıs Cumhuriyeti dini bir lidere sahip oluyor cumhurbaşkanı olarak. Fakat anayasada bir madde var. Onu şey yapayım, hatırlatayım. Kıbrıslı Türkler İdari makamlara
din adamlarının, Türkler arasından din adamlarının gelemeyeceğini bir not olarak anayasaya koydular. Türkler tam laik. Evet. Ama Rumların kimi seçeceğine karışmayacaklardı tabii besbelli. Birbirlerine karışmıyorlar zaten. Evet, o besbelliydi. Yani bu bizimle sizin dediğiniz mesele propagandası yapıldığı gibi bir mesele değildir. Yani onu söylemek istiyorum. Mesela İngiltere Kilisesi'nin başkanı da İngiltere kralıdır. Hem devletin başı hem kilisenin başı. Ha, bizde de ilginçti tabii. Şimdi bir ortak devlette bir papazı başkanı seçmenin karşı tarafa verdiği mesaj çok açıktır. Çok açıktır. Ve çok evet. Nettir. Evet. Daha en başından yani kurulduğu evet. Günden itibaren Cumhuriyet baştan kokar dedikleri evet. Balık baştan kokar evet. Hikayesine bir miktar atıfta bulunarak Cumhuriyet başından itibaren aslında bir miktar sakattır. Sakat doğmuştur. Evet. Şunu da ekleme ihtiyacındayım. Buyurun hocam. Resmi ağızlardan ne söylendiği önemli değildir. Ama bugün artık biliyoruz ki bu cumhuriyeti Kıbrıslı Türkler benimsemedi. Taksim yoktu çünkü. Bu cumhuriyeti Kıbrıslı Rumlar da benimsemedi. Enosis yok. Çünkü Enosis değildi. Enosis yoktu. Hatta Denktaş'ın burada bir anekdotu var. Ya garanti anlaşmaları yok piyasada. Daha doğrusu garanti anlaşmaları var. İmzaya kalmış bir garanti var. Adada Türk askeri yok. Bu arada Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte adaya Türk askeri de gelir. Evet. 650'ye 950 oranında. Evet. Denktaş'ın da efendim çok meşhur bir lafı var. Denktaş'ın hatırlarsınız. Allah için olsun. Allah için olsun. Biz evet. Kıbrıs Türk'üne bugüne kadar Taksim olacak, öyle olacak, böyle olacak, kurtulacağız falan dedik. Adaya asker gitmeden biz böyle dönersek bizi adaya sokmazlar. Evet. Ben gitmem Kıbrıs'a, ben Ankara'da kalırım. Şeklinde de sitayişte bulunduğu evet. Anlatılıyor. Cumhuriyet ilan edilir ve BM üyesi olur. Şimdi hemen bir parantez daha açayım. Glafkos Kleridis'ten. Glafkos Kleridis diyor ki, biliyorsunuz o Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını İsmet Güney şey yaptı, çizdi. Bir Kıbrıslı Türk bir yarışma yapıldı ve bir Kıbrıslı Türk'ün çizdiği bayrak kabul edildi. O bayrak için Kleridis diyor ki, dünyanın en barışçı bayrağıdır. Çünkü uğrunda ölen yoktur. Çok önemli bir laftır. Evet. O bayrağın uğrunda ölen yoktur. Olmamıştır. Çünkü aidiyet duygusu tam evet. Gelişememişti evet. Üzerine. Evet. Belki bugünlerde Rumların o günlere oranla daha büyük bir aidiyeti vardır. Belki diyorum. Evet. İçlerini bilemem ama o dönemde gerçekten herkesin aslında birincil öncelikli bayrağı Yunan bayrağı ve Türk evet. Bayrağıydı. Evet. Cumhuriyet kurulur. Kıbrıs Cumhuriyeti BM üyesi olur. Evet. Sonra arada 1961'de bir bağlantısızlar hareketi var. Evet. Bu neden önemli? Çok kısa geçelim burayı. Şuradan önemli. Çünkü bu bağlantısızlar hareketiyle ilgili Makarios'un geliştirmiş olduğu ilişkiler 1983'e geldiğimiz zaman aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını yaratacak hangi sonuçları doğurduğunu da anlamış olacağız. Zira 1983'te yaşanan bağlantısızlarla beraber birlikte bir bağlantısızların birkaç ülkesiyle birlikte yaşanan bir hareket 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar gidecek süreci başlatacak. Neydi hocam bağlantısızlar hikayesi? Şimdi şöyle söyleyelim bakın. İkinci Dünya Savaşı sonrasında sömürgecilik, kolonyalizm çöktü. ABD de desteklemiyordu zaten o şeyi. Esas olarak İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya şeydiler. Başı çekiyorlardı o kolonyalizmde ve en önemlisi İngiltere'ydi. Kolonyalizm çökünce her yerde küçük küçük, zayıf ulusal devletler doğdu. Bunlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çoğunluğunu oluşturdular. Makarios'un başından itibaren oynadığı esas muhatap da bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çoğunluğunu oluşturan
İngiltere'den yeni bağımsızlığını kazanmış eski koloniliğin oylarıydı. Hiç genosisten bahsetmezdi. Hep self-determinasyondan, bağımsızlıktan bahsederdi. Ki onları tahrik eder, desteklerini alırdı o şekilde. 1961'de bunlar, o zaman dünyadaki hakim iki kutup, bir ABD'nin çevresindeki NATO, bir de Rusya'nın çevresindeki Varşova Paktı haricinde bu yeni bağımsız olmuş ve sosyalist de olmayan, yani sosyalizm şeyi, pratiği aranmadan Milli Kurtuluş Savaşları denilirdi o zaman, vermiş ülkelerin oluşturduğu bağlantısızlar hareketi ki başına Çin çekiyordu. Makarios 1961'de bu harekete katılmak istedi. Biz veto ettik. İstemedik. Türk tarafı istemedi. Sebep oldu bu ve Türkiye ve Kıbrıslı Türkler bu yeni bağımsızlık kazanmış ülkelerin düşmanları diye lanse edildiler. Bugüne bir etkisi vardı şeyde BM Genel Kurulu'nda. Bu o zaman yapılan büyük hatanın. Makarios'a Nehru, Tito, Nasir gibi ve Fidel Castro gibi bir bağlantısızlar lideri olarak dünyaya takdim edildi. Ve bunlarla ilişkilerini geliştirdi. Geliştirdi. Bu ilişkilerini de BM'de istediği kararları geçirme noktasında her ihtiyaç duyduğunda bunlar da devreye girerek bir şekilde kendisine yardımcı oldular. Evet. Bugüne kadar geldi bu. Evet. 1963 30 Kasım'ı. Makarios en nihayetinde o sizin de dediğiniz sahiplenmemiş olduğu cumhuriyetle alakalı bir anayasa değişikliğini gündeme getiriyor. 13 maddelik. Zaten 13 maddeden oluşması bir uğursuzluk taşıdığı noktasında da ipuçları veriyordu aslında. Bu anayasa değişikliği paketiyle alakalı Kıbrıslı Türklerin 1960 anayasasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nde elde etmiş olduğu bütün eşit siyasal eşitlik haklarını, kararlara bugün çok sıklıkla duyuyoruz. Kararlara etkin katılım noktasındaki haklarını. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısının çoğunluğun azınlığa bir baskı uygulamaması noktasında, bunun tahakkümünün engellenmesi noktasında sahip olmuş olduğu veto haklarını, ayrı belediye haklarını, meclis haklarını ve nüfusa yaslanan, anlaşmaya yaslanan değil de nüfusa yaslanan bir çoğunluk azınlık ilişkisi kurulması noktasındaki haklarını bir şekilde 13 maddelik anayasa değişikliğiyle ortadan kaldırmaya çalıştı ve belli bir sürede başardı. Yani ona göre düzenledi. Ankara hükümetleri bunu reddetti. Kıbrıs Türk tarafı bunu reddetti. Hatta bazı kaynaklara göre ben sizden onay almak için bunu size söylemiyorum. Sadece bilin diye bu değişikliği gönderdim şeklinde de belli kitaplarda, belli kaynaklarda anekdotlar var. Ardından bunun üzerine daha fazla konuşularak bir şey yok. Ardından Türkler bunu reddedince ve burada bir direniş noktası ortaya çıkınca, madem ki biz bunu yasal yollarla, yasaları değiştirerek ortadan kaldıramıyoruz, o zaman bunu eylemlerle, silahla ve zorla başarısız noktasındaki süreç başlıyor. Evet. Ve Kıbrıs Türk halkının son derece yıprandığı 63 olayları yaşanıyor. Bu süreç içerisinde 63 olaylarında 360 kusur ölümümüz var. Evet. 500'e yakın ev yakılıyor. Evet. 30 bine yakın insanımız göç ediyor. Göçmen oluyor. Bir yığın insanımız yaralanıyor. İnsanlar 151'i işsiz kalıyor. İşsiz kalıyor. 103 köyümüz boşaltılıyor. Son derece kötü bir duruma düşüyoruz. Evet. Ve en önemlisi tabii insanlarımız canını kaybediyor. Evet. Ve bu saldırılar 21 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar devam ediyor. Evet. Kanlı Noel olarak anılıyor. Biz öyle anıyoruz, evet. Kanlı Noel olarak anıyoruz biz. Süreci nereye kadar? 25 Aralık 1963'e geldiğimiz gün en nihayetinde iki tane Türk uçağının
Lefkoşa üzerinden yapmış olduğu alçak ihtar uçuşuyla süreç bir miktar hafifliyor. Kesilmiyor aslında. Bir miktar hafifliyor ve biraz nefes almaya başlıyoruz. Bu süreçte... O uçaklar geçerken Türk Alayı da şeydeki havaalanı yolundaki kampını boşaltıp Gönyeli'ye şekilli ve mevzilerini... Direkt savaş pozisyonu aldı. Evet. Bu da önemli bir... yani. Evet. Şimdi bütün bunlar yaşanırken zaten anayasa değişiklik paketiyle bir şekilde hükümetin dışına itilen, bir miktar da yaşanan şartlar zaten sizi uzaklaştırır hükümetten, yani devletten. Zira düşünün, o devleti paylaştığınız insanlar size top tüfek bir şekilde silahlarla saldırıyorlar, sizi katlediyorlar. Çünkü bazen eleştiriliyor, neden kaçtık devletten, neden gitmedik devlete? Burada bir parantez rica edeceğim. Tabii ki, buyurun. Şimdi neden kaçtık, neden gitmedik? Kaçmayıp gidenler vardı. Yargıçlarımız gidiyordu örneğin. Bir tane milletvekilimiz vardı. Cemaat meclisi üyemiz. Rumların icap ettiğinde görüşmeyi de tercih eden. Mezarını daha bulamadık. Akrabanızdır. Cengiz Hatip. Mezarını daha bulamadık. Milletvekilini kaçırıp öldürmüş adamlar. Ve siz bana soruyorsunuz ki meclis toplantısına neden bizim milletvekilleri katılmadı da? Bizim bakanlar niye görevlerine gitmedi? İkiden kayboldu, daha meydana çıkmadı. Yani dolayısıyla yiğidin hakkını yiğide verelim. Elimizi vicdanımıza koyalım. Çok hevesli değildik. Ama bir diğer gerçek, onlar bizi hiç istemiyordu. Biz hevesli değildik. Onlar hiç istemiyordu. Nitekim o dönemde Ahmet Mithat Berberoğlu ve Ümit Süleyman Onan ve galiba İsmail Bozkurt'ta şeyden Grafikos Kredis'ten meclise gelelim, güvenliğimizi temin edin talebini için görüşmüşler ve aldıkları cevapta öyle bir ihtiyaç yoktur. İster gelirsiniz, ister gelmezsiniz. Gelirseniz yaptığımız bütün değişiklikleri kabul etmiş, farz edilirsiniz. Gelmezseniz kendi bileceğiniz iştir. Kendi bileceğiniz iştir. Ve biz kendi bildiğimizi yaptık aslında. Evet, ve biz de kendi bildiğimizi yapmak durumunda kaldık. Kıbrıs Türk Genel Komitesi'ni kurduk. 21 Aralık. Yine evet. 21-22 Aralık 1963'te. O geçiş dönemiyle alakalı Türklerin yaşamsal ihtiyaçlarını. Evet. Ama yine de Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın içinde kalarak. Evet. Yani zaten tarafların yürütme yetkisinde olan konularla ilişkili bütün yürütmeyi Kıbrıs Türk Genel Komitesi yüklenmiştir. Aslında bu devletleşme sürecinde ilk devlet olmayan ama kuralları da anayasa gibi olmayan bir süreç, antrenman süreci. Evet, devletleşme önünde bir antrenman süreci oluyor. Kimlerden oluşurdu onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Rahmetli Küçük. Evet. Cemaat Meclisi. Cemaat Meclisi ve Temsilciler Meclisi'nin Lefkoşa'da olan üyeleri, ötekileri gelemiyordu çünkü Lefkoşa'da. Ve askeri yönetim Bayraktar'dan oluşuyordu. Tabii ki Bayraktar'ın şeyi okkası herkesten ağırdı. Haliyle. Askeri bir şey harekatın ortasında elbette ki askerin sözü her zamankinden fazla dinlenir. Öyleydi. Bunu çok eleştirdik çünkü biz sonra demokrasiye aykırı, demokrasi olacak durum yoktu ortada çünkü. Ortada aslında bir demokrasi katli vardı, bir cumhuriyet katli vardı. Bir devlet katli, bir devlet katli vardı ve bir o devletin iki ortağından bir tanesinin silah zoruyla ortadan kaldırılması noktası vardı. Bu gelişmeler yaşanınca bugün hala ismini çok bildiğimiz, bugün hala tartıştığımız bir gelişme daha oluyor. Yeşil Hat çiziliyor. Ha. 30 Aralık 1963'te toplanan o dönemin komutanları ve Türk ve Rum temsilciler bir şekilde bir araya geliyorlar ve artık artan olayların şiddeti o kadar bir çoğaldı ki iki tarafı da birbirinden ayırma gerektiğini düşünüyorlar
ve bir haritanın üzerine bir Aydinger koyuyorlar. Evet. Ve Aydinger'in üzerinde yeşil bir kalemle Lefkoşa'yı adeta ortadan ikiye bölüyorlar. Evet. Ve iki taraf arasına bariyerler koyuyorlar. Evet. Tel örgüler çekiyorlar. Bunun bir aynısı, ismi Yeşil Hat olmasa bile aslında 1956 yılında o dönemde farklı bir isimle anılıyordu. Evet. Dixon hattı. Evet. Yanılmıyorsam. 1956'da da bölünmüştü Lefkoşa. Evet. İngiliz evet. döneminde. Evet. İkinci kez bölünmüş oluyordu aslında. Uyum. Daha önceden o sınırlar bir şekilde netleşmişti. Evet. Mahalleler netleşmişti. Dolayısıyla çok fazla da zor olmasa gerek evet. yeşil hattı çizmek. Çünkü 1956'dan kalan zaten bir çizilmiş güvenlik haritası vardı. Ve yeşil hat çiziliyor. O yeşille çizilen kalem günümüze kadar oranın bir yeşil hat olarak anılmasını sağlıyor. Evet. Arkasından 1964'te 3. Londra Konferansı diyebileceğimiz evet. ve sorun artık içinden çıkılmaz noktaya gelince tarafları bir araya getirerek Cumhuriyeti ayakta tutabilme noktasında 3. Londra Konferansı toplanıyor. Yani 5 artı yok. 5. Burada yok. Burada Rumların ortaya koymuş olduğu mesaj aslında net. Tek devlet var. Evet. Tek halk var. Evet. Ve anayasa değişikliklerini uygulayın. Evet. Her şey tek oyla geçecek. Evet. Öyle. Karma oymuş. Orada işte veto hakkıymış. Burada buymuş. Yok. Evet. Biz de ortaya bir miktar coğrafi federasyon tezini yavaş yavaş ortaya koymuş evet. oluyoruz. Evet. Rauf Denktaş'ın federasyon savunduğu olan evet. Yani federasyon bugünkü tartışmış olduğumuz noktada bir federasyon olmasa değil dahi. Ama, evet. En azından federasyon kelimesinin zikredildiği toplantılardan evet. Bir tanesidir. Üçüncü Londra Konferansı'nı federasyonun zikredildiği bir toplantı olarak da evet. anımsayabiliriz. Evet. Son derece önemli üzerinde durmamız gereken bir olay daha var. Şimdi hemen arkasından. Birleşmiş Milletler 186 numaralı Kıbrıs kararı. Evet. Bu karar normal şartlarda hep aslında Birleşmiş Milletler'in barış gücünün adaya getiren anlaşma olarak anılır. Evet. Ama bu 186 sayılı kararın Kıbrıs sorunu üzerinde çok ciddi etkileri günümüze kadar yansıyan etkileri evet. olacak. Evet. Bana göre 186 numaralı karar bu süreç içerisinde 1995'te nasıl ki müzakerelere, Avrupa Birliği müzakerelerine izin veren aslında bir bana göre çok ciddi bir hata yapılmıştı. Evet. Kıbrıs müzakereleri döneminde bir anda Kıbrıs sorunundaki elimizdeki bütün kozları devredecek, bütün haklarımızı bir anda yitirebileceğimiz ve güç kaybedeceğimiz bir hata yapılmıştır o dönemde. 95, bu benim evet. kişisel fikrimdir. Başkaları katılmıyor olabilir. Bu da aynı hatalardan bir tanesidir. 186 sayılı kararla aslında anayasası bozulmuş. Savaşla dağılmış. Parçalarından bir tanesi ortadan kaldırılmış. Bir cumhuriyeti evet. dönüp kendi elimizle evet. yeniden bir cumhuriyet olarak muhatap kabul ettiğimizin altına imza attığımız bir karar evet. olarak evet. Tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Bana göre en önemli unsuru yaratmış olduğu sonuç belki barış gücü askerlerinin adaya gelmesi olabilir. Evet. Ama yaratmış olduğu daha büyük sonuç bana göre Kıbrıs müzakerelerinde aslında bütün organlarıyla darmaduman edilmiş. 50 senelik çıkmazın sebebidir. Aynen. Evet. 58 yıllık çıkmazın sebebidir. Sebebidir. Burada bir gene parantez açıp bir şey anlatmak istedim. Mutlaka hocam. Niye Türkiye ona kabul oyu verdi? Şundan dolayı bakın. 1960 Cumhuriyeti kurulduğunda Türkiye'de de Menderes devrilmiş ve 27 Mayıs hükümeti iş başındaydı. Sonraki yapılan seçimlerde İsmet Paşa hükümeti iş başındaydı. Ve bütün bu süreçte bu devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'nin yaşayacağı inancı Ankara'ya hakimdi.
Gerekçesi çok basitti. Magalyos'un haddine mi bize karşı gelmek? Bu kadar basit bir gerekçeydi. Ve bütün bu süreç boyunca haddine değil ve gelecek diye raporları yazmakta olan rahmetli Rauf Denktaş'ın yazdığı raporların kenarına müfrittir. Yani aşırıcıdır. Notları düşüldüğünü kendisi bilahare Dışişleri Bakanlığı'na çalışırken arşivde gördü. Ondan dolayı bizim temetecileri Ankara'da eğitirken 24 saat dayanın biz geleceğiz diye söz veren askerlerin bu hoş duygularına ve wishful thinkinglerine rağmen aslında 1960 ile 63 arasında 62'de Kemal Coşkun gelene kadar TMT'ye gerekli yardımlar da yapılmadı artık. Çünkü ihtiyaç olmadığı düşünüldü. Ve bir yandan da Türkiye'nin öyle ha deyince Kıbrıs'a asker çıkaracak teçhizatı olmadığı çok belli. Temin edilmedi. Paraşütü yoktu, çıkarma gemisi yoktu. Evet. Ama bunlar gizli bir şey değildi. Evet, yani şimdi bunlar bilinmekteydi. Bunu Süleyman Demirel açıkladı. 3 tane çıkarma gemisi 1500'de paraşütü vardı. Gelemez diyen. Fakat bizim TMT ona güvenerekten direndi, savaşmaya başladı. Ve tabii zayıf olduğundan da yenildi. Şehitler veriyor. Ve yüksek sesle de bağırıyor tabii bu arada. Ankara'daki hükümet bu adadaki Türk katliamının önüne kendi gidip geçmek konusunda mütereddit. Ama bir uluslararası gücün adaya gelip bu katliamı durdurması konusunda da gayet kararlı ve çalışıyor. BM barış gücünün Kıbrıs'a gelmesi konusu o bakımdan o günlerde Ankara hükümeti için yaşamsaldı. Kendi durduramıyordu. Kendi durduramıyordu. Durdurması lazım. Birinin gidip durdurmasını sağlaması icap ediyordu. Aslında biz bu maddenin altına şerh de düştük. Sadece biz değil aslında. Yanılmıyorsam İngiltere'de. Evet. Aynı şerhi düştü. Evet. Bu tanınma anlamına gelmiyordur ama evet. En nihayetinde görüyorsunuz ki biz bugüne kadar istediğimiz kadar istediğimiz anlaşmanın altına şerh düşelim. Evet. En nihayetinde kabul etmemiş olduğumuz şerhler haricindeki bütün metinler göreceksiniz ki müzakere süreci boyunca her zaman karşımıza çıkacak. Şimdi Birleşmiş Milletler yasasına göre de bir ülkeye asker gönderebilmek için BM'nin o ülkenin hükümetinin davet etmesi icap ediyordu. Davet etti zaten. Ve Makarios 4. maddede onun izniyle yazar. Makarios işte davet etti ve hükümet pozisyonuna geçti. Evet. Olay budur. Olay budur. BM geldi, barış gücü geldi. Evet. Barış gücü durdurmaya geldi. Evet. Ama hiçbir şey durmadı. Evet. Biz de sarsak kabul ettik. O kadar 186'yı kabul ettik. Güya duracak diye. BM hiçbir şey durduramadı. Hem devleti yeniden canlandırmış olduk. Hem de duran hiçbir şey olmadı. Evet. Ardından bir yeni çatışma daha devam etti. En nihayetinde Türklerin şurasına kadar geldi. Evet. Ve ben artık adaya çıkıyorum noktasında bir girişim başladı. Haziran 1964. Evet, 5 Haziran 1964'te. İnönü her türlü zayiatı göz alarak çıkarma kararı verdi. Evet. Ancak İnönü oldukça diplomasiyi seven, barışçıl yolları seven bir politikacıydı. Kalkıp bu düşüncesini bir gün önceden Johnson'a bir mektupla bildirdi. Evet. Daha doğrusu Amerikan Büyükelçisi'ne bildirdi. Evet. Johnson da hiç zaman kaybetmeden ona tarihteki yerini Johnson mektubu olarak alan, üslup olarak diplomasi üslubundan son derece uzak, kaba, çok kaba, kaba, tehdit edici bir mektupla cevap verir ve müdahaleye engel olur. Evet. Hatta o kadar bir ileriye gider ki siz şimdi Kıbrıs'a çıkarma yapacaksınız. Çok büyük bir ihtimalle Ruslar bundan rahatsız olacaklar. Onlar size saldırırsa ne yapacağınızı düşündünüz mü? Sanmayın ki biz sizi koruyacağızı min eden, yani bunu ima eden bir de tavır sergileniyor. Ve orada bizim çıkarma için yapmış olduğumuz bütün hazırlıklar da aslında bir miktar boşa gidiyor diyebiliriz. Hemen bu sürecin arkasından 15 Temmuz 1964'te kimilerine göre Acheson, kimilerine göre Akison,
planı. Vallahi ben Amerikalıların açıyorsun dediğini ona bilirim. Bizim Amerikalılardan daha güzel İngilizce konuşan bazı müntesiplerimiz Akison ettik. 55 sene sonra da bana. Siz açısındayım, ben Akison. Açısındır. Tamam, ben de Akison'dayım. İki tarafı mutlu eder. Cennet'e sonra he var. Yani Amerikalıların arasından milyon defa açıyorsun diye ettik yani şimdi. Ha. Hassas noktanız olur. hocamın bu konuda hassas bir noktada olduğunu çok iyi bildiğim için orayı kaşıyorum. şimdi bu plan bizim karşılaşmış olduğumuz çok enteresan planlardan bir tanesi. Evet. Bu planın çok özet geçiyorum hocam müsaadeniz varsa. Elbette. Bu planla ada Yunanistan'a ilhak izniyle veriliyor. Evet. Meis adası Türklere veriliyor. Evet. Karpaz'da adanın %5'ini geçmeyecek şekilde bir alan üs olarak Türkiye'ye bırakılıyor. Bir süreliğine. İkincisinde bir süreliğine. %5'i geçmeyecek şekilde bir üs veriliyor. Ada 6 kantona bölünüyor. Evet. Bunların 2 tanesi Türk kontrolünde oluyor. 4 tanesi Rum kontrolünde olacak şekilde bir düzenleme yapılıyor. Ve Rum bunu reddediyor. Evet. Türk bunu reddetmeden reddediyor. Evet. Türkiye bununla alakalı herhangi bir red kararı ortaya koymadan evet. reddediyor. Size bir anekdot okuyayım mı? Evet lütfen. 22 Ağustos 1964'te Din Açısı'nın evet. Önerilerin reddi üzerine Başbakan Papandreou'ya gönderdiği mektuptan bir not okuyayım size. Siyasi açıdan olurluğu yok diyerek kabul etmediğiniz için üzgünüm. Evet. Bana göre herkesçe kabul edilebilir bir çözüm için gerekli olan gerçekçi ve makul düzenlemelerden oluşan bir öneriler dizisiydi. Evet. Amerikan hükümeti de benimle hemfikirdi. Evet. Türkiye'de bu önerileri kabul etmekte zorlanıyor ama bir nihai kararla reddetmiş değiller. Evet. Ümit ederim ki hükümetiniz barışçıl bir çözüme yönelik tehlikeli alternatifleri ciddiyetle hesaba katar. Başınıza daha önemli işler gelecek. Yani evet. kabul etmiyorsunuz ama. İkincisinde hocam, birinci Açıkçası planı. İkincisinde Rumlar zorluyor ya, kabul etmiyorlar. Redci tavırlarını ortaya koyuyorlar. Diyor ki Enosis burada şartlı Enosis mi olur? Meis Adası'na karşılık Kıbrıs Adası, Kıbrıs Adası. Böyle bir Enosis olamaz. Atrofyanosis. Tabii yani megalo idaritamızdan bir tanesini evet. alıp evet. yerine başka bir şeyi ikame evet. ettirmek bizim milli şuurumuza uygun değil noktasında evet. reddediyor. Bir miktar daha bizden alıp götürüyorlar. Burada ikinci Akis'in planının evet. iki versiyonu var. Bir tanesini Yunanistan medyasında yayınlıyor. Bir tanesi de bizim geleneksel kaynaklardan bildiğimiz. Bu kez üsler Karpaz'dan çıkıyor. Evet. Büyük konuk dolaylarında belli bir miktarda toprak üzerine Türkiye'ye bir üs veriliyor. Ama diğeri gibi kalıcı değil. 50 evet. yıllığına 50 kirayla. Yılına. Evet. Evet. Meis Adası yine aynı durumda kalıyor. Türkiye'ye evet. devri normal. Ama Yunanistan'ın yayınladığı planda, demek ki onun da pazarlığı varmış. Yunanistan'ın yayınladığı planda da şu var. Meis Adası'nda Türkiye, İngiltere ve Yunanistan üs sahibi olacak. Meis Adası'nı biliyor musun? yani... Bu masa kadar herhalde. 3-4. Evet. Dolayısıyla o kadar adanın üzerini bile tam manasıyla Türkiye'ye devretmemek için üzerine üs kurmaya, o kadar küçük bir adanın üzerine üs kurmaya bile razılar yani. Bizim bunu öneriyorlar. Bizim eldeki çobanlar kaçtan taş atsalar Meis Adası'na gider. Evet, o kadar yakın. O kadar yakın. Zaten bugün yüzerek de gidilir. Yani. Bugün bu denizlerdeki aklarımızla ilgili en büyük evet, yaşamış. Evet, evet. Yani o kadar küçük bir kara parçası olabilir ama bugün yani kısa anlamımızla alakalı yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Ekstra cereyim espriyle. Yani bu platformdan biraz daha büyüktür. Efendim, bu burada Papandreou'nun esas reddeden Kıbrıs Rum tarafıydı. Ama o mektup, resmi mektup Ali ile Papandreou'ya gönderildi. Papandreou'nun Kıbrıs Rum tarafına söylediği bir laf var. O
Asason planı hakkında. Hocam buna girmeden önce bir hatırlatma yapayım. Çünkü bunun arasında da bu birinci ve ikinci planlar arasında çok enteresan bir gelişme daha var. Bu teklif yapılıyor ya. Rum Meclisi ve oy birliğiyle Enosis kararı alıyor yeniden. Evet. Evet. Tam bu ikisinin arasında. Evet. Katılsız yani, Enosis, atrofya Enosis. Evet. Ortada yani bir her çözüm planı olduğunda dikkat edin. Evet. Bundan sonraki süreçte de göreceğiz. Ya önünde ya ortasında onu bozacak, onu berhava edecek, onu ortadan kaldıracak ve tam Enosis'in önüne geçebilecek her türlü anlaşma metnini, her türlü planı, her türlü öneriyi sabote edebilecek bir sabır göreceksiniz. Bu burada da şimdi gelecek bir sabotaj vardır gene. Papandreou'nun dediği birisi size bir apartman hediye ediyorsa Bodrum'dan veya Çatı'dan bir araya siz de ona verin. İdi. Papandreou'nun yaklaşımı buydu. Yani bir üst kabul edin ya bir şey. Meis arasından değil de Kıbrıs'tan bir şey kabul edin. Adamlar size bir apartman veriyor. Size bir daire hibe edin yani. Etmeyeler. Ve o süreci berhava etmek için de Yunanistan'ın karşı çıkmasına rağmen Dindirir'e saldırısına başlarlar. Erenköy direniş. Evet. Hemen ona geçelim. Evet. Bir miktar daha hızlanalım hocam. Çünkü yine hala 64 değil 75'e zor ulaşırız diye evet. düşünüyorum bugün. Evet. Yine bir miktar sonuna aktaracağız. Evet. Erenköy direnişi orada işte 455 civarında öğrencimiz var. Evet. Bir miktar 290 kadar da yerli mücahit var. 18-20 aralığında bir şehidimiz var. Evet. Orada çok ciddi bir direniş gösteriyor. Evet. Aylarca abluka altında tutuluyor. Oradaki insanlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve daha sonra anılarından da anlaşılacağı üzere. Ot söküp köklerini yediler. Yani açlık çekiyorlar. Her türlü sıkıntıyı evet. yaşıyorlar ve direniyorlar. Evet. Can veriyorlar ama evet. Erenköy'ü vermiyorlar. Ama can da alıyorlar da. Onu da söyleyeyim. Savaş. Savaş. bunu bu son zaman hareket artışmalar dolayısıyla hatırlatma ihtiyacındayım. 20-23 dolayında. Sen 18-20 dedin. Ben 23'e kadar artırabilirim. O tarihler arasında dedim. Daha önce ve daha sonralarda evet, daha fazladır. Evet, doğrudur. Evet. Şehidimiz vardır bizim Erenköy olayları dolayısıyla. Ama Rumların verdiği zayiatta minimum verilen rakam 70'tir. Minimum rakam 70'tir. Ama orada çok çok eşit olmayan bir güçte geliyor. Evet. Evet. Şimdi amatör üniversiteli öğrencilerin üzerine artık Erenköy'de söz konusu olan çetelerin değil ordu birliklerinin taarruz etmesidir. Ordu birlikleri taarruz edenler Yunan destekli. Yunan destekli. Subaylar hep Yunan'ın zaten. Sanırım o gizli tümenden de bir miktar askeri var. Çünkü Milli Muhafız Ordusu da kuruluyor. Evet. Haziran'da kurulmuştu zaten. Haziran'da kurulmuştu. Evet. Orada da bir anayasa çiğnemesi var. Hadi elbette. Ekstra yani evet. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası hiç durmadan değişiklikler evet. uygulanarak, evet. kendi ordularını yaratarak evet. hiç durmadan çiğnenmeye devam ediyor. Çünkü buradan... o şeyden sonra, Erenköy olaylarından sonra Akel'in yayınladığı bir bildiriyle dillir kadar Rum ve Yunan kanı bir daha toprağa karıştı ve birleşti ve aynı kandan geldiğimiz ispat edildiği şeklinde bir ibare vardır. Yani demek ki Yunanlı da var orada. Öğren var Yunanlı da orada. Akel'den öğreniyoruz yani. O kadar değil. Orada çok önemli bir ekstra kaybımız var. Bize yardıma gelen evet. Türk jetlerinden bir tanesi. Düşürülüyor. Cengiz Topel. Evet. Ve şehit ediliyor. Evet. Şu anda geçen görüntülerde de bu yanan bir yanılmıyorsam burada bir gemi var. İşte bu da Cengiz Topel'in cenazesi, Kıbrıs'taki naaşının taşınması görüntüleri bunlar. Bu görüntüleri uzun zamandır bekliyorduk. Evet. Ama nihayet bu o dönemlerde RIN önemli haber ajansları en nihayetinde geçmiş arşivlerini son iki yıldır açıyorlar ve biz de bu görüntülere bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Evet. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz Cengiz Topel'in naaşının taşınması şimdi Lefkoşa'da.
Daha sonra işte Cengiz Topel biliyorsunuz. Uçağı vuruluyor, düşüyor. Uçak gemi konarlığında vuruldu. Evet. Ve Lefke'nin üst başına düştü. Ben de Lefke'ye olmak hazemiyle. Zaten filmi bir izliyorduk bombardımanı. Paraşütün açıldığını, pilotun yere indiğini ve indikten sonra koşmaya başladığını görenleri bilen bir insanım. Tabii hemen sarıldı ve teslim alındı. Şunun için söylüyorum bunu. Havada vurulmuş da ölmüş değildir. Yok yok ölmedi ama bu bütün kayıtlarda var. Evet yere sarıldı inmiş. Sarıldı indiğinin de tanıkları bütün Lefke halkına. Hatta daha sonra doktorlarla konuşulup raporlar istenmişti. Evet. Doktorlardan düştüğünde ölümcül yaralar evet, aldığına evet. dair doktorlar da bu raporları vermeyi reddetmişler. Evet o doktorlardan biri Doktor Stor. Evet. Daha sonra Stoar diye geçer. Birkaç yıl komşuluğumu yaptı. Onun ağzından da dinledim olayın bu kısmını, hastane kısmını. Adamı salıklı getiriyorlar. Orada sırtından kurşunlayıp öldürüyorlar. Ve doktordan ölü geldi diye rapor istiyorlar. Doktor da vermeyince bu akşam Kıbrıs'ı terk etmezsen seni alacağız tehdidiyle. Doktor Taylor idi o da. O akşam terk ediyor Kıbrıs'ı. Ve gelip Lefke'ye önce bana ifadesini verip öyle gidiyor. Bunun da tanığı olan Doktor Stor'la yıllarca komşuluk ettim ondan sonra. Evet. 1965'e gelelim hocam. Biraz. Şimdi bu işte açıyorsun zamanında. Kabul etmezseniz başınıza ne gelecek? Haziran'da müdahaleyi engelleyen Amerika, Ağustos'ta bombardımanı engellemeli. Evet, başınıza ne gelecek? Ha. Dedi zaten. Başınıza evet. ne geleceği düşünüyor musunuz? Ama burada çok kısa bir özetlikte yapalım. Evet. Lojistik açıdan Erenköy Türkler için ayrı bir anlam ifade ediyor. Evet. Çünkü adaya gelen, getirilen o dönemdeki bütün kaçak silah oradan taşınıyor. Orada yapılan bir istihbarat çalışması üzerine orası aslında zaten o bölge olarak bir evet. abluka altına alınıyor. Yani öyle evet. bir de özelliği var orada evet. ekstra. Yıl 1965 Plaza raporu. Evet. Plaza Ekvator eski devlet başkanı. Evet. Ara bulucu olarak geliyor ama ara bulucudan öte bir BM genel sekreteri gibi davranıyor. Evet. Bir rapor hazırlıyor. Ve Kıbrıslı Türklere bugüne kadar önerilmiş en az hakkı öneriyor aslında. Kıbrıslı Türklere azınlık hakkı öneriyor. Evet. Diyor ki insan hakları evrensel beyannamesi var zaten. İnsan hakları evrensel beyannamesinde zaten bir insanın sahip olmuş olduğu haklar neyinize etmiyor? Evet. Bir de siyasal haklar evet. istiyorsunuz. Evet. Birkaç tane imtiyaz veririz size. Azınlık evet. imtiyazı. Ana taşıyıcısı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rumlardır diyor. Evet. Dolayısıyla bizi görmezden gelerek raporunu sunuyor. Evet. Bizimkiler de arkadaşı kovalıyorlar. Evet. Şimdi özeti bu. Şimdi BM Genel Sekreterliği'ni Hazreti İsa'nın 21. yüzyıl temsilcisi zannedenler öyle bir söylem vardır. Böyle, BM ya işin gelmeyince affedersin has deyip de kovduğun adamlardır bunlar yani. Gerçekten kovuyoruz. Evet. Yani amiyane bir tabir kullanıyoruz evet. ama yani ya geç ya Allah'ım. Çok enteresan o. Yani şey dedi yani argoda kullanılarak kovulmuştur yani. Evet. Şimdi burada devlet televizyonuna tekrarlamak istemem söylenen lafları ama yani doğrudan doğruya adam geliyor. Türk tarafıyla doğru dürüst görüşmeden doğrudan Makarios'la görüşüp yani Makarios'la insanı ikna etmekte süperdi ha. Biraz daha hızlanalım. Evet. Rumlar haklıdır, üniter devlet gerekir diye bir rapor yazıyor ve kovuluyor Kıbrıs'tan. Rumlar haklıdır, üniter devlet geçerlidir. Siz devletin ortağı değilsiniz, evet. siz azınlıksınız diyor. Evet. Yani var olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde hakları da vermiyor. Evet. Azınlık yani. Evet. Direkt. Evet. O yüzden kovuluyor. Evet. Yıl 1967 çok önemli bir gelişme oluyor ama bu gelişme Kıbrıs'ta değil. Bu evet. gelişme Yunanistan'dan geliyor. Evet. Yunanistan'da junta yönetime El koyuyor. Evet. Çok fazla üzerine konuşmaya gerek yok. Evet. Bize yansımalarını görsek daha iyi olacak. Evet. Ama şunu bilelim. 21 Nisan 1967'de Yunan askeri juntası Yunanistan'da yönetime el koyuyor. El koyar koymaz yönetime onlar. Yine Kıbrıs'ta bir meclis
Enosis kararı daha geçiriyor. Unutmayın ha, biz buradayız. Evet. Evet. Hemen mesajı veriyorlar yani. Evet. Unutmayın, biz buradayız. Yani ikinci kez meclis, Rum Meclisi Enosis kararı üretiyor. Darbeden sonra. Darbe gerçekleştikten, Enosis ilanından sonra darbeciler Türkiye ile bir iletişim kurma ihtiyacı duyuyorlar. Zaten onlar onun kararını onun için verdi. Evet. Enosis kararı alınıyor. Ondan sonra darbeciler... Çünkü darbeci Yunan hükümeti Türkiye ile anlaşma niyetindeydi. Evet. Onlar ne olur ne olmaz dedikten Enosis kararını ilan ediyorlar. Hep evet. Ne olur ne olmazları vardır onların. Evet. Her zaman bir meclis kararcıkları, her zaman bir plebisitçikleri, evet, her zaman evet, bir toplumsal kararları ve toplumsal ortak bir kararları evet, olmuştur ve olmaya da devam evet, etmektedir. Neticede... Belki de Kıbrıs Türkü'nün en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de Kıbrıs meselesine bakışta buna benzer keskin dönüş yapılacak noktalarda tıpkı bugün olduğu gibi evet, ve geçmişte de olduğu gibi ortak bir karar üretememekle alakalı evet, ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Bu 67'yi toparlayalım da zamanımız herhalde bitti. Yani bitiyor biraz. Evet. Şimdi Papadopoulos'la Demirel önce Dede Ağaç'ta sonra Edirne'le görüşüyorlar. Evet. Onun şeyini yapalım, anonsunu yapalım. Evet. Türkiye, Yunanistan, Keşan ve Dede Ağaç görüşmeleri evet, yapılıyor. Evet. Keşan, evet Edirne'nin, evet. Demirel anlatıyor ki anılarında, ben de klibi de videosu var. İlk günden hiçbir şey anlaşılamayacağımı ilan etti. Evet. Verin bize Kıbrıs'ı. Çünkü geldi ve dedi ki ya şimdi sizin dost devletin birbirimizi severiz çok Yunanlar, Türkler. Kıbrıs'ı verin bize. Demirel'in bir cevabı var ona. Çok tarihi güzel bir cevaptır. Ve ertesi gün Keşan'da iş ola, çay kahve içmeye buluşuyorlar. Bir şey görüşülmüyor artık. Evet. Ama Kıbrıs'ta bunlar Yunanistan yönetiminin Türkiye ile anlaşması ihtimaline karşı bu güzel havayı nasıl derhaba edelim diyerekten hemen Geçitkale, Geçitkale'ye saldırdı ve Boğaziçi evet, olaylar başlıyor. Orada bir yol açıktı, yol kontrole kapalıydı. O, bahane, o bahaneyle evet, bir şekilde Geçitkale ve Boğaziçi olaylar yaşanıyor. Deniyor ki Kıbrıs Türk tarafı yolu açmayı kabul ettiği gibi zaten. Boğaziçi, yeni Geçitkale Boğaziçi olaylarında evet, soykırım uygulanıyor resmen. Evet, 23 ölü. Yunan ordusu inanılmaz bir şiddetle orada savunmasız 3-5 tane silah olan insana karşı evet, inanılmaz bir saldırıya geçiyor. Ve 24 yanılmıyorsam 24 şehit veriyoruz. Evet. Orada toplu mezarlar bulunuyor. İnsanlar öldürülüyor. Yığınla insan yine göç etmek zorunda kalıyor. Evsiz kalıyor. Evler yakılıyor. Şimdi Arif Hasan Tarçın Hoca'nın rahmetliğinin bir lafı var. Bereket dediği Arif Hoca ellerinde atom bombası yoktu. Olsa onlar atacaklar Geçit Kale'ye. Burada... Öyle bir saldırı yani. Hocam burada bir unsur var. Nedir o? Bu olaylar yaşandıktan sonra Türkiye çok önemli bir NATO veriyor. Nota veriyor, NATO evet, veriyor. Evet. Galiba bir NATO konuştuk ki. Nota veriyor Yunanistan'a. Ve diyor ki, ya ordunu buradan çıkarırsın ya da ben Kıbrıs'a gelirim. Evet. Hazırlıkları yapmaya da başlıyor. Ültimatom mu? Ültimatom. Evet. Evet, ültimatom veriyor. Ve gerçekten bundan korkuyor Yunanistan. Yunanistan. Evet. Ciddiyetini de kavruyor. Evet. Ve yaklaşık olarak 12 askerini hemen geri çekiyor. Evet. O süreç içerisinde. Şimdi Rum kaynakları bunun bir aşağılanma olduğunu söylüyorlar. Savaşmadan teslim olmuşlar. Ve 74'te savaştığımız olduğumuz. Yani ne farkı var? Geçirmiş sohbetimiz esnasında sormuştum bana... Türk uçakları yine geldi mi? Geldi. Geldi yani Kasım 1967 14 Kasım 15 Kasım olayları bunlar. Ondan sonra Türk uçakları günlerce üzerinde
keşif ve şey uçuşları yapmaya devam etti. Bombardıman yapmadılar. Ama sürekli varlıklarını hissettirdiler. Dinlerin üstünde de koşan üstünde. Gene geldik o zamanlar. Evet. Ve biz geçici Kıbrıs Türk yönetimini ilan ediyoruz. Evet. Bu bizim bir miktar daha devlet olma anlayışına yaklaştığımız yeni bir yönetim anlayışı. Evet. Daha organize bir şey, kuralları var. Bir miktar daha devletleşme noktasında ki geçici Kıbrıs Türk yönetimi daha sonra 1971 yılında geçici kısmı kaldırılarak Kıbrıs Türk yönetimi ismini de alıyor. Bu arada artık buna benzer saldırı olayları duruyor. Evet. 1968 yılına geliyoruz. Evet. 1968 bu 1968-74 aralığında görüşelim. Cumhuriyeti şeyde kurarız. Yarın kurarız. Şey, federe devleti yarın ilan ederiz. Şimdi bakın bu geçici kara olaylarından sonra Makarios çok önemli bir tavır değişikliği yaparaktan bir basın toplantısıyla Epikton nedir o? İki kelime Rumca işte. Efteon, Epikton. Arzu edilebilen mümkün olan. Evet. Bir ayrım yaptı ve Kıbrıs'ta elbette ki arzu ettiğimiz çözümün en azı olduğunu ama bunu mümkün olmadı. Şu sıralar. Evet. Şu anda mümkün olan. Bunu mümkün olmadığını onun için kendisinin politika değiştirip Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yaşatılması politikası güdeceğini ilan ediyor ve Şubat'ta bunu ilan ediyor. Bizim geçici Kıbrıs Türk yönetimini ilan etmemizin üstüne bunu ilan ediyor. Ve Mart'ta da bir seçime gidiyor. Mart 68, %96 oy alıp geliyor. Şubat. Tamam. Aynı zamanda Doktor Küçük de seçilmiş oluyor. Yani biz 1968'de normal şartlarda 1960-65 aralığında yapmamız gereken Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı muavininin seçimini 1968'de yapıyoruz. Evet. Ama Temsilciler Meclisi seçimlerini yapamıyoruz. Onu 70'de yapacağız. Şimdi son derece önemli bir süreç var ama başlayalım onu. Şimdi efendim bu süreç geçit kadrolarından kısa bir süre önce Kıbrıs'a gizli girmeye kalkışıp da yakalanan 12 gün hapisten sonra Türkiye'ye iade edilen Rauf Denktaş'ın Kıbrıs'a gelmesine İzin veriyor Kıbrıs. Ön görüşmeleri de anlatalım onu. Hükümeti ve zaten 68'de başlayan bu süreç aslında bugün de devam eden, bugün sabah da devam eden toplumlarası görüşmeler sürecinin başlangıcıdır. Yıl 1968. Evet. Neden söylüyorum bunu? Evet. Ben yıl 1968 dediğimde videosu da giriyor o yüzden. Devam etmiyorum. Şifre yapıyoruz. Evet. Yıl 1968 hocam. Evet. 3 Haziran. Ama evet. Ondan öncesi var. Mart ayı var. Mart ayında Türkiye, Yunanistan, İngiltere bir şekilde toplumlar arası görüşmelerin, ki toplumlar arası demiyoruz o zaman aslında. Görüşmelerin diyebiliriz. Zira o görüşmelerin başlaması adına ön bir çaba içerisine giriyor. Evet. Farklı yerlerde buluşuyorlar. İngiltere'de buluşuyorlar. Ortak bir zemin arayışına giriyorlar. Hatta Türk ve Rum liderler, görüşmeciler yine bir araya gelip ortak bir zemin arayışında buluşuyorlar. En nihayetinde Beyrut zirvesinin yapılmasına karar veriliyor. Evet. Beyrut zirvesinde bizim en büyük kazancımız hocam görüşmelerin toplumlar arası seviyede yapılmasını sağlamaktır. Evet. Zira Rum tarafının önerisi Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türklerin bir miktar sefil vatandaşının bir miktar Türk'ün müzakere edeceği bir süreç başlatmaya çok çalıştılar. Çok ısrar ettiler. Evet. Orada bizim ortaya koymuş olduğumuz müzakerecilerimizin ortaya koymuş olduğu dirayet sayesinde ve Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu, vermiş olduğu destek sayesinde toplumlar arası ismiyle görüşmeler 1968 yılında. Yani bugün şu anda bu akşam başlayacak olan Cenevre'deki 5+1 görüşmesinin ilk bölümü 3 Haziran 1968 Beyrut'ta başlamış oluyor. Ben bu konuyu anlattım kitabımda, bu bölümü anlatırken başladı ve daha bitmedi. Başladı ve daha bitmedi. Ha.
Aslında bu süreç 1968 iki bölüme ayrılıyor. Bunlardan bir grubu 1968-1971 aralığı, 68-71 arasında. Burada yine ısrarı bellidir yani. Evet. Anayasa değişikliklerini kabul edin. Evet. Böyle ayrı meclislere gerek yok. Onlara gerek yok. Şunlara gerek yok. Veto hakkına gerek yok. Yani 68-71 aralığında ilk üç başlıkta görüşülüyor konular. Bunlardan bir tanesi anayasa. Bir diğeri zaten yokluk içerisinde süre gelen telefonu yok, suyu yok, elektriği yok. Bir şekilde Türklerin bir yığın eksiği var. İş yok. Parası yok. Göç ediyorlar sürekli bir şekilde. Kızılın yola değil. Gündelik işleri. Bir de güvenlik unsurları. Evet. Bizim bir de garanti ısrarımız var ve garantilerden bu süreç içerisinde 68-1971 aralığında hiçbir türlü vazgeçmiyoruz. Evet. Bu süreç içerisinde 1968-71 aralığında Türk tarafı kredisinde ortaya koymuş olduğu bazı mektuplar var elimizde. Evet. Türk tarafı aslında bazı anayasa değişiklikleri, hepsi olmasa bile bazı anayasa değişikliklerinde ciddi tavizler veriyor. Evet. Ortaya koymuş olduğu coğrafi federasyon noktasında ciddi tavizler veriyor. Evet. Taviz vermedi aslında. Tek nokta veya iki nokta var. Bunlardan bir tanesi garantiler. Evet. Bir tanesi de adanın herhangi bir tarafa bağlanmamasının garanti evet. altına alınması. Evet. Yoksa belli noktada elimizde bulundurduğumuz toprak noktasında, kontrol altında alacağımız toprak noktasında, yerel yönetimler ve belediyeler noktasında ve pek çok daha anayasa değişikliğiyle sunulan pek çok maddede aslında bir miktar biz taviz veriyoruz. %30'dan vazgeçtik, %20'ye indik. %20'ye evet. indik. Evet. evet. Belediyelerden hiç ayrı belediyeler iddiasının vazgeçtik. Efendim, belli noktalardaki veto haklarının kullanılmaması evet. noktasından da evet, ondan da taviz verdik. Elbette bunları bir paket olarak taviz evet. verdik. Yani bu tavizleri paketin tamamına verdik. Evet. 71'e geldiğimizde kısa keseyim yani. Evet. Grafikos Kulüdis anılarında yazıyor. Efendim Niyazi Kızılgül'e verdiği röportajlarda söylüyor. Denktaşın verdiği tavizler artık bir anlaşma yapma noktasından gelmişti. Gittim Makalyos'a ve bana dedi ki reddet. Daha fazlasını alacağım. Bekle. Daha çok taviz verecek. Bir sonuna gittiğinde ne dedi? 73'te gittiğinde gene Denktaş'a şeyi kabul etti. Her şeyi kabul etti demek fazla olur. Hayır yani getirdikleri önerileri kabul etti. Reddedecek bir şey kalmadı yani. Şey fikrinden vazgeçmiyoruz. Garantilerden. Garantiler Enosis'ten vazgeçmiyoruz. İşte cevaptan bellidir. Makaryos'un kredisi söylediği bana bir daha Enosis yasaklarına bir anlaşma imzalamazsınız. Reddet. Şimdi normal şartlarda yani kaynak Grafikos kredisi. Ben uydurmuyorum. 68'in başında ne demiştik? Şu anda mümkün olan Enosis değil. Şu anda evet. mümkün olana razı olalım. Evet. Ama görüldüğü üzere bütün müzakere sürecinde Enosis fikri hiç kafasından çıkmadı. Evet. Öbürü bütün reddedişlerinin gerekçesi o. Bütün bunlara rağmen. Evet. Enosis'i Enosis'ten vazgeçtiği için değil, Enosis'i bir miktar zamana yaymak istediği için evet. arada helikopterine ateş açılıyor. Makaryos'a 68-71 aralığında. Evet. evet. Makaryos'a bir suikast girişimi evet. Yapılıyor. Helikopterinin pilotu vuruluyor. Karnından yaralanıyor. Buna rağmen düşürmüyor helikopteri. Evet. Bir şekilde zar zor indiriyor ve Makaryos kurtuluyor. Evet. O kadar da ısrarcı yani evet. daha sonra EOKB diye. Aslında EOKB diye bir kuruluş yok. EOKB ismini almasının sebebi Makaryos'un tanımlarken kendine bağlı olmayan EOKacıları EOKB olarak kendilerine hitap etmesinden kaynaklı bir isim çünkü, var. Çünkü EOK Makaryos'un evladıdır. Yani evet, onu harcamak istemiyor. Yani onu hiç onu harcamak istemez. O yüzden evet. kendi bir jargon geliştiriyor. EOKB'da. Denktaş'ın da özel jargonları vardı mesela. Evet. Annana anan derdi falan. Evet. Buna benzer. Allah rahmet eylesin. Demişe Mehmet Ali bir an kendine Sayın Başkan ananın çocukları derken başka bir şey söyler. gibisiniz. O da cevap vermiş ki onu diyemediğimden böyle diyeyim.
Neyse, makar yosunla işte buna benzer bir jargonal ayrım yapabilmesi için EOKA'yı tam manasıyla kendine bağlı olan, EOKA grubuna da tam manasıyla dışlamadan bir şekilde şu 1972-74 aralığındaki süreç var. Evet. Yine. Evet. Müzakereler o yine başlıyor aynı evet. eksen üzerinde. O müzakereler nasıl kesiliyor? O müzakereler de şöyle. Ha. Ecevit. 1973'te ilk Ecevit Erbakan hükümeti kurulduğunda hükümet programını okurken mecliste rahmetli Bülent Ecevit Kıbrıs ile ilgili kafamızdaki çözüm planı en iyi, en uygun olan. En uygun çözüm planı adada bir federasyon kurmaktır. Dediği için Makaryos görüşmeleri kesti 73'te. Aynen. Ecevit Ankara'da bir seçim miting konuşmasında üstelik. Hı. Mecliste falan da değil. Bir seçim miting konuşmasında aslında bakarsanız Kıbrıs'ta en iyi çözüm modeli federasyondur dediği için anında müzakereler kesiliyor. Evet. Daha sonra bir haftalık bir süre içerisinde yeniden görüşmeye geliyorlar ama en nihayetinde federasyonun kelimesini duydukları anda evet. Evet. masadan çekilmiş oluyorlar. Evet. Yani bugün gelmiş olduğumuz federasyon, masada görüştüğümüz federasyon şimdi, tezi ve bugün masada dört elle sarılacakları aslında federasyon fikri o gün kelimesi masadan kaçırıyor. Evet. Dolayısıyla evet. süreç içerisinde Kıbrıs müzakereleri ekseninde aslında ne kadar paradigma değişikliklerinin gündeme geldiğini ve bunların nasıl gerçekleştiğini de bir şekilde görmekte evet. fayda var. Evet. Eskiden federasyonun kelimesi masadan kaçırırdı. Şimdi federasyon üzerine sarılması gereken bir noktaya gelmiş durumda. Evet. En azından Rum kesimi için şu anda evet. böyle. Ama aradan geçen 50 yılda da bizim de paradigma değişikliklerimiz oldu. Paradigma değişikliği, hayır. Aradan geçen 50 yılda zarar gören taraf yalnız biziz ama. O başka. Ha. Onu bilahare konuşacağız. Evet. Bir seveceğin bir hikaye buldum. Beyrut'taki ilk görüşmeden itibaren Denktaş yasama, yürütme, yargı, amme hizmetleri ve polis konularında taviz verme teklifinde bulunmuştu. Bakın, evet. Beyrut'taki ilk görüşmeden itibaren Denktaş yasama, yürütme, yargı, amme hizmetleri ve polis konularında taviz verme teklifinde bulunmuştu. Evet. Tek şartı karşı tarafın otonom özerk yönetim kabul etmesiydi. Evet. Leridis, Makaryos'a bunların yanında şey de vardı ama garantilerin garanti, devamı evet. ve İlhak ve Enosis'in ortadan yasaklanması. Taksim'in Enosis'in yasaklanması. Aynen. Evet. Leridis, Makaryos'a verdiği görüş mektubunda bundan bahsediyor. Evet. Yani Leridis yazıyor. Makaryos, Leridis'e cevap veriyor. Diyor ki, sorun yasal değil, sorun siyasal bir sorun. Eğer amacımız Kıbrıslı Türklerin Zürih anlaşmaları ile kazandığı fazla hakları azaltarak anayasanın işlemesini sağlamaksa, Kıbrıslı Türklerin Zürih'te fazladan kazandıkları hakları budayarak anayasanın işlemesini sağlamaksa, onlardan aldığımız hakların yerine yenilerini koymamalıyız. Klerides der ki, bu adamlardan bir şey alacak ama bir şey de vermek zorundayız. Evet. Makaryos da der ki, sadece alacağım, yerine bir şey koymayacağım. Mantık bu. Evet. Şimdi, cumhuriyeti kurmayı yarına bakıyoruz. Yani, federe devletini kurmayı yarına bakıyoruz. Evet. Çünkü 1974'e kadar olan süreci bir şekilde... Yarın 74'ü konuşalım. Evet. Evet, önce Barış Harekatı'nı konuşacağız. Evet. Sonra federe devletin kuruluşunu... Yarın yapacağız. O zaman veda edelim istersen. Fazla da bugünlük süresini çalmayalım arkadaşların. Çaldık zaten. Çaldık ama haberler de 10 dakika sürdü. Unutma. Evet. Değerli izleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin de bir miktar üstüne çıktık. Kusura bakmasın arkadaşlar. Ama sonuna gelmiş durumdayız. Yarın 1974 Mutlu Barış Harekatı. Ardından Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilanıyla birlikte programımıza başlıyor olacağız. Bugün de bir miktar hızlı gittik. Elbette bu hızlı gidişimizden dolayı arada yarım bıraktığımız, es geçtiğimiz konular da oluyor. Ama hocamın çok meşhur bir lafı vardır. Allah kimseye 450 seneyi 3-4 saatte anlatmayı nasip etmesin diyor. Oldukça zor bir durumdur. Bu noktada hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.